Ömer Bey, Sinan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Masamız hazır. Şöyle buyurun lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sen. Oh, merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın, geciktik biraz ama. Evet. Şöyle hemen ben dosyalarımızı. İşte bu senin saftirik abin. Ha? Böyle gelinlikle beni kapıdan sokacak ya. Beni böyle bir kucakladı. O heyecanla. Ben bir yana, abim bir yana, annem arkada cepte. Geldiler. İkramları çıkartın çabuk. Tamam. Gittim. Koş. Bir bakalım, dinleyelim size. Zaten yıllardır birlikte çalışıyoruz. Anlaşabileceğimizden hiç şüphelenmiyorum. Benim diyor. Şey yok bir şey. Ya ben izninizle bir şey lavaboya. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum ya, nasıl ya? Ne yapacağım ben? Defne ne yapıyorsun? Masa bekliyor kızım, hadi. Tamam. Defne, ne yapıyorsun? Sinan Bey, hoş geldiniz. Çalışıyorum ben işte, burada çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet, evet çalışıyorum da. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Başka restoran yok muydu? Ya burası bizim özel toplantılar için sürekli geldiğimiz yer. Bunu biliyorsun, asistanken de biliyordun. Biliyordum, evet. O zaman herhalde karşılaşacağımıza tahmin etmişsindir değil mi? Etmemişimdir ya. Etmiş miyimdir? Yok canım, etmemişimdir. Ne alakası var? Ya Defne neyse. Bak ben bu olaydan dolayı kendimi böyle bir suçlu hissediyorum. Tamam mı? Yani bir Ömer'le bir konuşsam. Ay Sinan Bey, ne olur lütfen. Ya bitti yani. Bitti, geçti gitti. Durduk yere şimdi suyu bulandırmayalım biz. Ya ama olur mu yani, bu oyun yüzünden? Ya hayır. Onun oyunla bir ilgisi yok. Bizim ikimizle ilgili. Kimsenin suçu yok burada. Ya Ömer bana güvenmemeyi seçti. Yani belki de biz bu aşkı beceremedik. O kadar. Beceremediniz. Sana bir sorun mu vardı? Yok bir sorun. Yani bir sorun yok, tamam. Defne, bir yere konuşalım. Ha, bu arada o İzotlu Hoca'ya da selam söyle. Evlenmiş, duydum. Çok pardon. Evet. Nerede kalmıştık? Biliyorsunuz pasyonist butik bir firma. Şimdilik mağaza zincirlerinde standlarımız ve yurt dışı satışlarımız var. Tabii biz yurt içinde de çok ilerleme kaydettik diyemeyiz. Ama değişip gelişen koşullara ayak uydurmak gerekiyor. Biz de artık büyüme vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Aslında birkaç şey var. Sinan yardımcı olur. Tabii ki. Heh. Sözünü ettiğimiz gibi. Yani şimdiki hedefimiz mağaza açmak. Böylece daha çok tüketiciye ulaşıp daha bilinir bir marka haline gelmek istiyoruz. Tabii marka değerimizi kaybetmeden, yani pasyonist bugünlerin hep prestijiyle geldi. Bundan sonra da öyle olacak. Evet, büyümek istiyoruz. Yani her anlamda. Bilinirlik, reputasyon, tabii finans. Zaten bu yüzden buradayız. Su alabilir miyim? Pardon. Ben size bir şey de göstereyim. Zaten hani ürün hizmet satış planı şey yaptık biz.
Şunu sen götürsene ya. Ne oluyor ya? Ay Ömer gelmiş. Ne? Nasıl? Ya işte bayağı gelmiş. Toplantı yapacaklarmış. Ay Allah'ım. Ya sizin ne acayip bir kaderiniz varmış ya. Defne. Hı? Bu böyle kozmik bir oyun falan olmasın? Of. Canım ya. Ne kadar harika görünüyor değil mi? Yok be. Çökmüş adam. Öyle mi diyorsun? Hı? Ya gözünün feri gitmiş feri. Atma be. Adamı görmedin daha yüzünü. Gözünün ferini nereden gördün? Sırtını görüyorsun. Kamburu çıkmış resmen baksana. Of Nihan ya. Ben üzülmeyeyim diye öyle söylüyorsun değil mi sen? Vallahi evet. Ondan söylüyorum. Yoksa mis gibi görünüyor. Ya kendisi hala Cilobis'ten başkonsolosu. Defne çıktı senin başlangıçlar. Nihan. Nihan ben ne yapacağım? Ya ne demek ne yapacaksın? Götüreceksin tabakları. Hiç yapmadığın iş değil ki. Hadi. Evet. Deri mont, işte ayakkabı, çanta, kemer üretimi yapan fabrikalarla görüşmeler nasıl yapıldı? Kargo firmalarıyla başladık. Yani mağaza şey falan. Pardon, buna bakmam lazım. Geliyorum şimdi. Hizmet satış planını bu şekilde yaptık. Aylara böldük. Ayakkabı için ayrı, çanta için ayrı, kemer için ayrı şekilde. Afiyet olsun. Başka bir ihtiyacınız var mı? Teşekkürler, sağ ol. Tamam. Nihan, kızım ben çok kötüyüm ya. Elim ayağım birbirine karıştı. Ben niye böyle oldum ya? Ömer çarptı tabii. Git be elini yüzünü yıka, kendine gelirsin. Ben gidiyorum. Hadi. Şimdi işin özü, bizim hedefimize ulaşmamız için üretim bandında %20'lik bir büyümeye ihtiyacımız var. Zaten sizin desteğinize de tam burada ihtiyaç duyuyoruz. Biz satıcı firmalarla da görüştük. Bütün bilgiler 6. sayfada sanırım mevcut. Oraya bakabilirsiniz. İşte ihtiyacımız olan yatırım tutarına istinaden de işte sizin leasing teklifinizi bekliyoruz. Pardon, bir saniye sonra geliyordum. Oturamadık ama. Ömer. Nasılsın? Sen... burada mı çalışıyorsun? Öyle oldu. Başladığım yere geri döndüm. Ne güzel. Dönebildiysen eğer. En başa yani. Sıfırdan. Deniyorum. Mecburen. Ya aslında iyi referans vermiştik senin için. Ben yazdım mektubu. Eğitimi de birinci tamamlamışsın. Gerçekten mi? Kariyer planlamalı mı konuşacağız? Yani tabii. Sen bilirsin. Nasılsın peki? İyi misin? Sen? Çizmem sende kalmış. Onu bir ara Şükrü abiye versen, ben gelip alsam. Neden Şükrü'ye? Anlamadım. Gel al. Geleyim, senden mi alayım? Bu kadar mı zor? Değil mi? Daha zor ne olabilir ki? Defne. Şey yapalım ya, sen Şükrü abiye ver, ben bir ara gelir ondan alırım. Atmadıysan tabii. Belki bahçeye çıkarıp yakmış falan da olabilirsin tabii. Saçmalama. Tamam ya. Öyle yapalım yani. Sen Şükrü abiye ver, ben ondan alayım.
Akşam yok. Bakarım sonra. Tamam. Tamam. Şey değil. Niye? Kaç ay vadeli bir ödeme planı düşünüyorsunuz? Aslında biraz zamana ihtiyacımız var. Yani uzun vadeli bir ödeme planı çıkarırsanız bizim için çok daha iyi. Buyurun. Ha yok. Ömer Bey lafını bitirsin. Ondan sonra ben içecek siparişlerinizi alayım. Yok canım, vereyim biz siparişleri. İyi peki, tamam. Hanımefendi sizi tanıyor galiba. Buraya sık geliyorsunuz demek. Ha, ondan. Ömer de yemekten önce suyunu içer, o yüzden. Ne alırsınız? Ben bir kadeh beyaz içerim. Peki, beyaz. Siz? Ben bir şey almayacağım. Peki. Ben de kırmızı alırım. Kırmızı. Cabernet Sauvignon. Da şimdi yani bir şey yemeden o öyle içilmez ki. Bir şeyler yemen lazım. Ben ne saçmalıyorum ya. Çok pardon, çok pardon. Sinan Bey, siz ne alırsınız? Soda, tranş limonlu. Tranş limonlu, soda. Tabii. Ben de bir soda alayım, Defne. Tamam, peki. Evet. Ne diyordun Ömer? Ne diyordun? Bilmem. Ha, ödeme planı. Ödeme planı. Şimdi biz aylık düşünmüyoruz ödemelerimizi. Diyoruz ki yıllık yapalım. İlk yılda iki olur. İşte dört olabilir ya da bilmiyorum. Sezon sonlarında yani. Sonsuza kadar da sürebilir. Kötü bir espriydi. Değil mi Ömer? Şey yani. Ya aynen, aynen tabii. Yani solaya limon demiştik ama tabii kafalar yerinde değil. Hı. Şimdi biz yatırıma bu ithalat masraflarını da dahil etmek istiyoruz. Yani işte mal bedelini dahil olarak işte kiralarla beraber de ödemeyi planlıyoruz. Yalnız Sinan Bey, oldukça riskli bir yatırım, farkındasınız değil mi? Değil mi? Öyle. Biz büyümek istiyoruz. Yani artık bunun vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Sinan Bey. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Geliyorum ben. Çok pardon. Alo. Sinan. Beni idare et, ben giremiyorum içeri.
Ömer, oğlum ben hazırım. Neriman yengen gelmiyor. Şimdi düğün müğün çekemem dedi tabii. Magazin çıkacak bir yer değil ya ondan. Artık biz amca yengen beraber gideceğiz ha. Ha, bu arada bir şey duydum. Şirkette konuşuluyordu bu mağaza işi falan. Evet. Sinan adamlarla toplantı yapıyordu. Ben erken çıktım. Başka şeyler de duydum. Amacım dedikodu yapmak değil ama. Anlatasın var amca belli. Anlat. Defne eğitimi birincilikle bitirmiş. Duydum. Parayı da ödemiş. Ne parası? Derya söyledi. Mansiyondan kazandığı parayla pasyon ise eğitim parasını geri ödemiş. Öyle mi? Biz ona yatırım yapmak istiyorduk. Geri ödeme istememiştik ama. Kendi bilir. Amca, ben gelmeyeceğim. Keyfim yok. Sen git. Özür dilerim iletirsin. Nasıl gelmeyeceğim oğlum ya? Beraber gidelim, eğlenelim işte biraz, kafa dağıtalım. Sevdiğim işler değil zaten. Böyle kalabalık falan. Kendime bu akşam bunu yapmayacağım. Lütfen. Emin misin oğlum? Emin misin? Eminim amca, eminim. Sen selamlarımı iletirsin. Pekala, sen bilirsin. Sen bilirsin. Hadi sen geç kalma. Ömer, bak istersen şey yapalım. Düğüne gitmeyelim, beraber başka bir yere gidelim. Orada eğlenelim oğlum. Başka zaman. Yani keyfim yok. Hem zaten dünya kadar iş var. Görüşürüz. Pekala. Pekala. Alo Şükrü abi, nasılsın? İyiyim, iyi. Seni sormalı. Neler yapıyorsun bakalım? İşte aman işte bir şeyler. Ya Ömer Bey bu akşam çıkıyormuş dışarı. Evet, evet. Necmi Bey'le düğüne gidecekler. Hatta Ömer Bey bana... Sen git Şükrü, ben amcamın araçla giderim dedi. Ha, sen de yoksun yani. Ne oluyor Defne? Evi soymayı falan mı planlıyorsun? Yok canım. Şey yani öyle bir işim vardı da ondan. Tamam. Kendine iyi bak. Özledik. Özledin değil mi? Ben de özledim. Neyse bir ara haberleşiriz. Görüşürüz Şükrü abi. Tamam. Bay bay. Tamam işte tam vakti yani. Gideyim alayım. Uzun bile kalmasın. Allah.
Eve mi geldi? Vallahi eve geldi. Ay Kezban Bey. Defne. Şey ben şey için. İyi misin? İyi. Sen evde yokum deyince ben çizmelerimi alayım dedim. Ah. Dur canım yanıyor, ne oldu? Şu şey belime battı ya. Dur bakayım. Yok yok. Sen bakma. Bakma sen, hatta ben gideyim. Hatta kaçtım. Saçmalama, ne yapıyorsun? Geçti gitti bile. Neresi, sen onu söyle. Ömer, ben gideyim. Neresi? Gel. Acıyor mu? Biraz. Tamam geçti gitti bile ya. Tamam geçti zaten. Öyle hemen geçmez. Dur sen de şunu. Neyse. Çok derin değil. Öyle mi? Bana çok derin gibi geldi. Hala canım yanıyor çünkü. Yani izi kalmaz en azından. İyileşirsin diyorsun. Ben elimden geleni yaptım. Fazlasını hatta. Emin misin? Neyse. Pansuman için teşekkürler. Ben artık gideyim. Eminim. Bu kadar Defne. Bu kadar vazgeçebiliyorum kendimden. Suç bende yani. Yok. Suç da aramıyorum. Parçalarımı bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu kadar. Bir yolu var mı peki? Bulacağım. Bulacağım. Defne. Evet.